Yasin Bey'in ileri dönük gösterdiklerinden sonra hani bugün elimizdeki imkanlarla neler yapabiliriz, ne yapabiliriz, onu anlatmak için çok fazla vaktimizi almayacağım. Çünkü genelde bize de yani çok kısa bir tutuluları ve eğitim başkanlığı tanıtımından sonra son dönemdeki dijital dönüşümümüzden ve özellikle simülasyon ve animasyonla ilgili yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Ondan sonra da sunumumuzu bitireceğiz. Türk Anadolu'da bildiğim gibi çok hızlı büyüme trendi içerisinde. 60 milyon üzerinde hedefleniyor. İşte yapılacak bunu ilerleyen yıllarda 400 civarına yaklaşması olacak bir yanlış mı planlanıyor. Buna bağlı olarak tabii ki global anlamdaki pozisyonu giderek artıyor. İşte şu an yenici olduğumuz, yenici olduğumuz, konuşumda olduğumuz noktalar var. İnşallah daha da bu pozisyonlar gelecek. Tabii buna bağlı olarak da dünya operasyonuyla beraber personel sayısı da artıyor. Her yıl hemen hemen 2000 kişi kendimi yerimize tutuyor. Bunu şey hariç, iştirakler hariç 22 bin üzerinde personelimiz var şu anda. Bu da tabii katılan şeyle beraber, aramıza yeni katılan personelle beraber eğitim ihtiyacı da giderek artıyor. Bunu karşılamak için yani son 2 yılda büyük bir challenge yaşadık bununla ilgili. Özellikle yani belli eğitimlerde gelen taleplere 5-6 ay gibi zaman zarfında planlamak gibi problemler yaşadık. Bu da bizi bir dijital dönüşüme itti. Bununla beraber burada bizim akademimizin şeylerle, rakamlarla akademimizin tanıtım şeyimiz var. Son dönemde bu dijital dönüşüm kendimize şey yaparken, rehber edinerekten önce bir dijital kurs tanımı yaptık kendimize. Dedik ki bunun şey olması lazım, videoların olması lazım, etkileşimlerin olması lazım, animasyonların olması lazım. Ondan sonra da bütün de eğitime ulaşım da önemli bir problem bizim için. Özellikle yurt dışındaki ofislerdeki personeli hem işinden alıkoyuyorsunuz, hem eğitimi getiriyorsunuz, ulaşım maliyeti, konuşma maliyeti artı eğitimi gerçekten şey, oldukça maliyeti oluyor. İşte bunların önüne geçmek için en azından bütün eğitim materyalimiz dijital platformda olsun. Eğitmenlerimizin videolarını çekelim. Ya da bütün o eğitim materyali yine hemen ulaşılabilir, kendilerine ulaştırılabilir halde olsun. Bu yolda şey yapalım, bir anda eğitimden ulaşıyoruz. Kişi eğitim içeriye ulaşsın, sonrasında şeye gelip, akademimize gelip sınavını alsın ve sertifikasyonu tamamlasın diye düşünüyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bunların bir parçası olarak da simülasyon ve animasyonla ilgili bir merkez kurduk. Şu an bir tane karşılaşım, bunlarla ilgili çalışıyor. Asıl benim anlatmak istediğim kısım da bu. Bununla ilgili çalışmalarımızdan bir tanesi şey, Hazerfan projesiydi. Burada Machine User Interface, yani bu Kinect diyebildiğimiz uygulamayı kullandık. Burada kişinin vücudunu bir uçak gibi kullanarak da işte kalkması, uçağın kalkması, işte havadaki süzülmesi, belli bir rota doğrultusunda ilerlemesi ve sonrasında da inişi simüle edildi. Bunun şey videosunu aslında bunu burada kurup denemeyi planladık ama maalesef bahçedeki programı olduğu için katılamadı bize. Ama şeyini, videosunu göstereceğim size. Ondan sonra özellikle virtual reality ile ilgili uçuş korkusunu yenme diye bir eğitimimiz var bizim. Bu eğitimin içerisinde özellikle yolculara yönelik, yani uçmaktan korkan bu önemli bir sayıda kişi için geçerli olan belgelerimizde de vardı. Onlar için bir eğitimimiz var. Pilotlar eşliğinde, işte, psikologlar eşliğinde yapılan bir eğitim. Bu eğitimin parçası olarak da bu sanal gerçeklik gözlükleri de kullanıyoruz. Sanki kişi uçağın içindeymiş, uçuyormuşçasına o yanında işte yanındaki yolcuyla, işte camıyla, işte dışarısıyla, gökyüzüyle beraber böyle bir çalışmamız var. Bunun dışında aynı merkezi değişik simülasyonlar için de kullanıyoruz. Burada da özellikle bir kontrol ve denge ile ilgili bir çalışmamız var. Burada da uçağın kargo ve yolcu yüklemelerini yapan personelin onları nasıl dağıtması gerektiği ile ilgili bir çalışma var. Burada da yine animasyonları kullanıyoruz. Yani bir tarafa fazla yük koyduğu zaman uçağın burnunun havaya kalkması ya da
şey yaparken, uçarken motorlar hangisine daha fazla, yani eğer dengeli şey yapmasa, dağıtmasa uçan bir taraf ağır basıyor ve diğer taraftaki şey, yani ağır basan taraftaki motor daha fazla çalışması gerekiyor falan. Bununla ilgili bir çalışma var. Bir de tabii kilo tanıtımı ile ilgili bir çalışmamız var. Burada da yine 3D tool'ları kullanarak da uçakların birer maketini oluşturuyoruz ve onun içerisinde yani yakınlaştırabiliyor, uzaklaştırabiliyor. Uçakları birbirine ayıracak farklılıkları öğrenmiş oluyor kişi. Tabii bunlar bizim kendi akademimiz bünyesinde yapılanlar. Türk Hava Yolları'nda iki tane şey var, eğitim bilimi var. Bir tanesi bizim ait olduğumuz, yani de geldiğim Turkish Aviation Academy markası altındaki eğitim başkanlığı. Bir de Uçuş Akademisi var. Uçuş Akademisi aslında bu anlamda daha gelişmiş şeylere sahip. Yani şimdi simülatörleri var. Bunlardan şu an 14 tane var. Tabii pilot ve pilot sayısı arttıkça, bunlar sayısı arttıkça öğrenecek dönemde 20 tane olacağını tahmin ediyoruz. Yani bunlarda tabii hem fiziksel olarak, yani şu 400 metrelik alan içerisinde uçağın uçuş esnasındaki bütün şeyleri simüle edilebiliyor. Yani sağa yatıyor, sola yatıyor veya ani böyle türbülanslarla küçük aşağı düşmeler yaşıyor. Ve iç platformda da işte her uçak tipinin, işte Boeing 777'nin, 737'nin, A320'nin her birisinin simülatörü var ve pilotlar, belli pilotlarla bu simülatör eğitimine eğitmenler eşliğinde katılmak durumundalar. Yani sertifikasyonlarının bir parçası olarak da. Bir de bunun yanında simülasyon anlamında bir de kabin ekiplerinin kapı açma, kapama eğitimleri, işte acil durumlarda yolcuların tahliyesi eğitimi gibi yine uçağın birebir fiziksel ortamının kurgulandığı bölümler var. Bu anlamda bizdeki şu andaki çalışmalar böyle. Yani umuyoruz Yasin Bey'in anlattığı bu ileri teknolojileri ilerleyen zamanda bütün yolcularımıza kullanılabilir hale getiririz diyorum. Ve dijital dönüşüm gerçekten bizim için çok yani sonuçları itibariyle şu an geldiğimiz noktada çok önemli bir argüman oldu. Çünkü eğitimleri kolaylıkla ulaşabiliyoruz ve aynı zamanda bu animasyon ve simülasyon uygulamalarıyla da eğitimlerin daha kalıcı hale gelmesini sağlayabiliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum katılım herkese. Sorularınız varsa alabilirim. Yasin Bey'e de. Ben biliyorum. Çok daha iyi. Karşısında, yani şöyle pozisyonluyorum kendimi. Kinect var, karşımda ekran var ve ben uçağı simüle ediyorum. Yani koşmaya başladığımda uçak hızla ilerlemeye başlıyor. Sonra zıpladığım zaman uçak havalanıyor. Havalandıktan sonra artık onu kollarıyla kontrol ediyorum. Mesela sola yatıyorum, sola doğru dönüyor. Sağa yatıyorum, sağa doğru dönüyor. Yukarı doğru kalkmak için şu hareketi yapıyorum. Bu şekilde navigasyonumu sağlıyorum havada. İneceğim zaman da yine atmış önüne gidiyorum. Uçak alçalmaya başlıyor. En sonunda şey yaptıktan sonra yine koşma hareketiyle uçağı yavaşlatıyorum. Ve en son yerini zıplayarak durduruyorum. Yani şey bu. Bu biraz daha hani ne yapabildiğimizi görmek için, aynı zamanda uçuşu sevdirmek için. Bilhassa çocuklar çok sevdiler bunu. Genelde stand kurduğumuzda da kullandığımız gibi. Ve ilk şeyimizin, bu simülasyon çalışmamızın ilki oldu. Kaldığımız yerden... Yere düşersen ne oluyor? Yani bir şey yapacağız. Bir şey olur yani. Tabii gelir mi şimdi? Yani bunu aslında burada kurup denemek yerindeyiz ama maalesef yapamadık.
teşekkür ederim.